Herkese merhaba. Bugün Orta Doğu'da Amerika'nın da dahil olduğu ne kadar askeri faaliyet var ise bunların hemen hemen tümü Pentagon'un tasarladığı planlar dahilinde yürür. Mesela zamanında Afganistan'da Osama Bin Laden'e ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'nin bizzat silahları teslim etmesi ya da Kuveyt'te Burgan sahasında ülkede çıkarılan toplam petrolün 70 milyon galonluk kısmına göz koyan Amerika'nın Saddam Hüseyin'i tehdit ederek Kuveyt'e saldırtması veya Türkiye'nin Amerika'dan parasını ödeyerek alacağı F-35 uçaklarını vermesini engellemesi gibi. Tabi sadece bunlar değil. Örneğin zihin kontrol çalışmalarının 1940'lı yıllardan beri Pentagon tarafından adım adım araştırıldığını ve daha sonra ise uygulandığını bilmeyen yok. Hatta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da canlı yayında burnunun kanamasının arkasında da kendisine uygulanmak istenen zihin kontrol saldırısından kaynaklı olduğu ve başarısız olduğu da iddia edilmişti. İşte o Pentagon, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendirmesini asla kabul etmedi ve şu anda da hazmedemiyor. Kara harekatı olmadan başarı olmayacağını tüm askeri yetkililer bilir. Ancak hava saldırıları da bir o kadar önemlidir. Hava gücünüz ne kadar üst seviyelerde ise kara harekatına başlandığında o kadar kolay ilerler ve zafer elde edersiniz. Bunun en yakın örneğini Suriye'de kullandığımız SİHA'larıyla gördük. Terör örgütlerine ait noktalarda önce SİHA'larımız temizlik yaptı, ardından karayoluyla askerlerimiz ilerledi. Aynı şekilde Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında havadan ilk olarak temizleme operasyonu yapan Azerbaycan'ın ilerlemesi çok daha hızlı ve sağlam oldu. Tabi tüm bunlar olurken hava saldırı üstünlüğünden ziyade hava savunma üstünlüğünüzün de olması büyük önem taşır. Mesela Suriye konusunda sık sık ülkemize ya da askeri birliklerimize füzeler ile saldırılar oldu. Aynı şekilde Azerbaycan karşısında ezilen Ermenistan askeri olarak köşeye sıkışınca füzeler ile sivil bölgelere saldırmaya başladı. Ve bu da ortaya koydu ki hava savunma sistemi bir ülke için hayati önem taşıyor. Aslında örneğini de Kuveyt krizi döneminde Türkiye'de yakından gördü ve gözlemledi. Balistik füzeler sebebiyle ilgili savaşın müsebbibi olan ülkeler çok sayıda zayiat verdiler. Bu konunun önemini bilen Türkiye uzun süredir Hisar projesi ile eksikliğini tamamlamayı hedefliyor. Zira ülkemize yapılacak herhangi bir hava saldırısında hızlıca müdahale ederek daha topraklarımıza inmeden havada imha etmemiz gerekiyor. Yoksa o füzelerin, ülkemize atılan füzelerin topraklarımıza düşmesini seyreder dururuz. İşte bu nedenle Hisar A ve Hisar O sistemlerinin üretimine hız verildi ve çok yakın zamanda kullanılmaya başlayacağını biliyoruz. Yaşanan gelişmeleri sizlere duyurmaya çalışıyoruz ve zaten medyadan da takip ediyorsunuz. Türkiye'nin Akdeniz'deki hakkı olan arama bölgelerinde bulunmasını hazmedemeyen birçok dünya devleti mevcut. En başta karşı çıkanlardan bir tanesi Amerika. Diğer taraftan Azerbaycan, Ermenistan olayında ise Türkiye'nin Azerbaycan'a açıkça destek vermesini haksız bulan pek çok ülke de var. Çok ilginçtir ki onlar Türkiye'nin destek vermesini haksız bulurken birçok ülkenin de Ermenistan tarafını tutmasını bırakın Ermenistan'a silah yardımı yapıyorlar. Üstelik uluslararası hukuka göre Karabağ Azerbaycan toprağı olmasına karşın Ermenistan'ın işgalci olduğu resmen ortadayken bile Türkiye karşıtlığı yapmaya devam ediyorlar. Mesela son dönemlerde Rusya ile iyi bir dostluğumuz var. Ancak Azerbaycan-Ermenistan olayında Rusya dahi Ermenistan'ın yanında olduğunu ve silah yardımında bulunduğunu bilmeyen yok. Suriye konusundaysa bizi eleştirmeyen devlet yok. Kısaca etrafımızda güveneceğimiz
dost ülke bir elin parmağını geçmeyecek kadar. Haliyle etrafımız böylesine tehdit unsurları ile doluyken, Türkiye'nin kendini bir cephede savunabilmesi için hava savunma sistemi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Türkiye'de haklı olarak NATO ülkesi olduğu için NATO'dan gelişmiş hava savunma sistemleri talep etmişti. Yani siz her istediğinizde biz hemen istediğiniz ülkeye asker gönderiyoruz. Madem öyle, biz şimdi hava savunma sistemi istiyoruz, siz de verin dedik NATO'ya. Dedik ama nafile. 2015 yılında Çin'den hava savunma sistemi almaya çalıştık. Yaklaşık 4 milyar dolarlık ihale yapıldı ve Çin ile anlaşmaya varıldı. Ama Pentagon bu durumdan rahatsız oldu. Türkiye'ye baskı kurmaya başladılar. Çin'den almayın, biz size verelim diye teklif sundular. Ve sonunda Antalya'da yapılan G20 zirvesinden kısa bir süre önce o dönemin başbakanı olan Ahmet Davutoğlu imzası ile Çin'den hava savunma sistemi alma ihalesi iptal edildi. Aslında Türkiye'nin amacı belliydi. Kendi hava savunma sistemlerini geliştiriyordu. Ancak biraz zaman alacaktı, kolay değildi. Bu süreç tamamlanana kadar kendini savunabilmek için dışarıdan almak zorundaydı. Bu sebeple Türkiye, Amerika, Hollanda ve Almanya'dan Patriot sistemlerini alacaktı. Ama maalesef alamadı. Çünkü vermediler. Amaçları belliydi. Türkiye'yi oyalamak istiyorlardı. İşte bu nedenle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını hazmedemediler. Oysa Türkiye ilk olarak NATO ülkesi olduğu için diğer NATO'ya üye ülkelerden almak adına defalarca kapılarını çaldı. Ama hiçbir zaman sonuç alamadı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin denemelerini Sinop'ta yapmasının ardından Avrupa çılgına döndü deyim yerindeyse. Amerika, Fransa, Almanya, Hollanda ve son olarak NATO üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti. Bu konuda belki de en adaletli açıklamayı yapan Amerika Başkanı Trump oldu. Geçtiğimiz aylarda S-400'ler alınırken biz Türkiye'yi buna ittik. Biz veremedik. O da başka yerden aldı. Bu bizim suçumuz minvalinde şeyler söylemişti. Fair when it's not fair. He wanted to buy the Patriot missile. President Obama's group said no. He kept wanting to buy it. They kept saying no, no, no. Couldn't buy it. Now he needed it for defense. He needed. Trump öyle diyordu ama Pentagon bu duruma Trump gibi bakmıyordu. Ve Trump'ın etrafındaki birçok kişi Türkiye'yi eleştiriyordu. S-400'ler Sinop'ta denenip başarılı olunca NATO şaka gibi bir açıklama yaptı. Türkiye'nin deneme yapması talihsizliktir. Diğer müttefikleriyle alternatif çözümler araması gerekirdi diyordu NATO. İyi de Türkiye bunu 2006 yılından beri yapıyordu zaten ve sürekli tüm NATO ülkeleri Türkiye'yi oyalıyordu. Ama tabii dertleri bağcıyı dövmekti. Amaçları başkaydı. Onlar ne derlerse desinler. Türkiye, ihtiyacım olanı vermezsen ben her şekilde bulurum mesajını onlara vermişti. Zaten tam bağımsız hava savunma sistemi için çalışan Türkiye, S-400'leri bir geçiş süreci olarak kullanacaktı. Hisar serimiz üretilmeye devam ediyor ve çok yakında S-400'ler kadar güçlü bir yapıya sahip olacak olan Siper isimli sistem de çok yakında savunma sanayine katılacaktır. Hava savunma sistemi bu çağda ve etrafımızda bu kadar dostluğuna bir an bile güvenilmeyecek devletler, yönetimler, küresel güçler varken bizim sırtımızdaki çelik yelektir. Ve biz S-400'ler ile o çelik yeleği giydik ve umarız çok yakında Hisar ve Siper projelerimiz ile yerli çelik yeleğimizi de sırtımıza takacağız.